Kasım 2019 Antalya Aksu Yurtpınar mahallesindeyiz. Kenan Kızılkaya. Evet. Rekor gelişim müşterimiz yanımızda. Ziraat mühendisi Murat Vernes. Tekrar beraberiz. Burada 3300 metrekare. Evet, doğru. Bir kapalı örtü altı seradayız. Domates üretilen. Bu seranın toprakla ilgili toprak yapısında kumluluk, aşırı yoğun bir kumluluk artı tesfiye olmuş. Düzenlenme yapılmış. Suyun evet. tutulamadığı. Şu iki tünelde gelişimin geri kaldı, bozuk kaldı bir durum vardı ve rekor gelişimi kullandık. Doğru. Kenan Bey. Evet. Ne oldu? Yani o günden bugüne ne değiştirdik? Geçen sene ufak bir denemeyle başladık. Bu sene her yere kullandık. Evet, doğrudur. Kısaca bir özetleyelim. Şimdi bizim kullanma amacımız buradaki su kaybını minimuma indirip daha sağlıklı bitki yetiştirmekti. Hemen şunu sorayım. Ne kadar suluyordunuz mesela burada? Ya 45 kaç? Dakika ya mevsimine göre değişiyor ama normal şartlarda diğer tarafa 20 dakikalık su yeterken buraya yarım saat 40 dakika yani 1,5 ya da 2 misli fazla su veriliyordu. Su emilimi çok aşırı fazla olan bir yer. Suyu tutmuyor. Aynen aşağı süzülüp gidiyor. Süzülüp gidiyor. Yani aşırı drenaj sorunu var. Evet, doğrudur. Devam edelim. Onun sebebi de burası tesfiye edilmiş bir toprak. Yamacın Hı-hı. olduğu yer. Ham topraktı. Suyu tutma analiz sonucuna göre de kumlu tınlı kumlu bir toprak. Tınlı, evet. Hı-hı. Kumlu tınlı bir topraktı. Buna istinaden biz rekor gelişimi denedik burada. Evet. İlk görmek amaçlı denedik. Baharlık çeşitte denedik. Ve domatesti değil mi o kesinlikle da? Kesinlikle domatesti ve diğer gözlerdeki domateslerle hiçbir fark oluşmadı. Hepsi aynı anda. Aynı standart aynen. oldu. Şöyle bir gösterelim yataydan. Yani şu an buranın dikim tarihi neydi? 11-10. 11 Ekim. Evet. 11 Ekim tarihli. Çeşit de söyleyelim. Burada değişik bir çeşit zaten bu da. 42-93. 42-93. Bir de isim domates vermişti. Domates kaplanı. Domates kaplanı dedikleri bir çeşit. Evet. Şu an boy olarak standart gitti. Evet. Verim olarak peki oranın verimiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Geçen sezonda bu topraktaki bu değişimi sağladıktan sonra. Artıyor. Neden artıyor? Şimdi bitki sağlıklı besleniyor. Evet. Sağlıklı beslendiği için de meyve getirişi, meyve büyütmesi, getirmiş olduğu şöyle çiçeklere de bakabilirsiniz. Bir gösterelim çiçekleri. Şöyle şuradaki çiçeklerin gelişine bakabilirsiniz. Açışı. Şöyle çiçeklere bakalım. Yani her şeyin başı besleme. Aha, evet. Ve sağlıklı beslendiği için de ürün şimdi, daha kaliteli oluyor. Bozuk bir toprak yapısında yani verimliliği düşük, fiziki yapısı uygun olmayan organik maddesinin sıfır olduğunu söylediniz. Evet. Tahlil. Yani olur mu ben olur söylemedim. Mu? Tahlil söyledim. Tahlil sıfır. Yani evet. zero. Hiçbir organik madde yok. Aynen. Bir ay toprağı diyebiliriz herhalde. İçinde bir bomboş bir orman toprak. Toprağı. Orman aynen. toprağı gibi. Böyle şu anda şöyle bir durum var. Rekor gelişim kullanılan bu tip arazilerde, toprak yapılarında. Bir yıl sonrasında analiz tekrar yaptırırsanız ciddi oranda bir artışı gözleyeceksiniz. Tabii burada suyu tutturabildiğinizde bir toprakta ya da bir alanda yaşam olabilmesi için hava ve suyun olması gerekiyor. Aynen. Havamız var ama suyumuz yok. Bu sayede suyu tuttuğumuzda da toprak kendi kendine de çalışır duruma geliyor artık. Burada hayvan gübresi uygulaması da yapılmış Bolcan'a. Evet. Bunu da öneriyoruz. Var mı eklemek istediğiniz, gözlenmediğiniz artı şeyler? Ya şöyle söyleyeyim. Benim suyu tuttuk. Aynen. Benim söylememden önce zaten bitki kendini bitki kendini gösterdi. Burası alçak şimdi, kalıyordu. Biz ilk önce deneme yanılma yöntemiyle aslında bu rekor gelişimi evet. tanıdık. Videolarımızı izliyordunuz herhalde kesinlikle. İnternet zaten üzerinde. En büyük bu işe girmemi sağlayan videolarımız Hı-hı. oldu. Benim rekor gelişimi kullanma amacımdaki ilk hedef rekor gelişimin toprak düzenleyici olması. Evet, doğrudur. Yani bir suni ya da gübre olarak almadık. Hı hı. Zaten biz hem alttan hem de sonra gübre kullanıyoruz. Şimdi biz kullandığımız gübreyi bitki alamadıktan sonra verdiğiniz aslında verdiğiniz paranız da boşa gidiyordu. Yani harcamanız aşırı, yani kireçlenme oluyor diyorsunuz. Hani yığılma oluyor toprağa. Yani sonuçta o daha büyük zararlar. Siz buraya gübreyi de fazla vermek zorundasınız. Doğru mu? Yani. İki katı belki üç katı gübre vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu da maliyetinizi yükseltiyordu. Kesinlikle. Ki burada, bu dönemde gübre fiyatları da burada toprağı düzenlemeyle birlikte yani bir toprağın düzenlenmesi konusunda yapılan bir hareket sizin ekonomik anlamda girdi maliyetinizi düşürdü. Ya da ya harcamanız gereken o girdiyi doğru şekilde bitkiyle sonuca ulaştırdı. Domates kesinlikle. Veriminden, gelişiminden. Geriye dönüşü daha net ve daha fazla. Şu an memnunsunuz o halde. Şu anda evet gidişat. Zaten görüntü de öyle. Tavsiye eder misiniz? Öncelikle kesinlikle. Aksu bölgesi Türkiye'deki sera üreticilerine. Ya ben şöyle söyleyeyim. Şimdi çekimser ya da böyle tereddütlü olan insanların hiç olmazsa bir çuval alıp Hı-hı. ya da üründen bir miktar alıp
belli bir yere denemelerini tavsiye ediyorum her zaman. Evet. Eşime, dostuma da doğru söylüyorum. Hareket. Şimdi yani az önce insanlar, şimdi az önce sözünüzü kestim. Bir seraya gittik. Orada müşterimiz, 2 yıllık bir müşterimiz. Serasında mesela kök çürüklüğü olmadığını kullandıktan sonra. Tabii şöyle bir deneme yapmış. Kök çürüklüğü olan, toprakta suya dayalı kök çürüklüğü olan bir yerde patlıcanın yanına bir sıra biber dikmiş. Normalde biberin kesinlikle olamadığı bir yerde biberin olduğunu gördükten sonra bu sene oraya biber yapmış. Bu denemeyi de tavsiye ederiz. Tabii eğer ki gerçek yıl içerisinde sonucu görmek istiyorsanız diktiğiniz bitkinin yanına bir sonraki sezonun bitkisinden bir sıra dikin. Birbirini aynen bozmayacak şekilde. Kesinlikle. Böyle bir deneme de tavsiye ediyoruz. Murat Bey, siz neler söylemek istersiniz? Toprakla ilgili, en azından teknik kısmıyla alakalı vereceğiniz bilgiler varsa evet, kısaca. Şimdi rekor gelişimin esasında rekor gelişiminden bizim beklediğimiz faydayı burada net bir şekilde Kenan Bey bize özetledi. Evet. Çünkü rekor gelişim kullanılan yerlerde değişik toprak tiplerinde suyun hareketi çok farklı oluyor. Bu farklılık da bitkilerin yetişme periyodu içerisinde de farklı boyutlarda gelişmesine sebep oluyor. Yani kumsal olan topraklarda bitki gelişimi eğer yeterli suyu bulamazsa zayıf. Biraz daha ağır kirli topraklarda suyun fazla olmasından dolayı da yine suyun köklerde yarattığı zarardan dolayı yanal yayılma sayılıyor. Oluyor. Topraktaki yanal ve dikey suyun hareketini sağlayamadığımız yerlerde rekor gelişim bunu sağlıyor. Kendi sizin adınıza sağlayabiliyor. Bu da bitkilerin daha sağlıklı gelişmesine ve istenilen verime ulaşmasına sebep oluyor. Bunu da Kenan Bey gözlemlemiş. O konuda da bizi bilgilendirdi tekrar. Hı-hı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi burada tabii üreticilerimiz diyebilir. Çok bir meyve gösteremiyoruz. 12. aydan sonra 1. ay gibi tekrar burada bir çekim yapacağız. Ama buradaki bugünkü anlatmak istediğimiz konu toprakla alakalı. Toprağın düzenlenmesiyle nelerin değişebileceği. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin bilgilerini sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür bize ederim. Bize gezdirdiniz seranızı, bilgilerinizi paylaştınız. Bize de güvendiniz. Biz de size herhalde verdiğiniz paranın karşılığını son kuruşuna kadar şu anda vermiş görünüyoruz. Evet, şu an.